Merhaba, ben Savaş Akar. Hayatımız Proje, Projenizin el kitabındaki bölümlerimizi okumaya ve anlatmaya devam ediyorum. Bugün sizlerle paylaşacağım konu portföy yönetimi. Kurumlar belli başlıklar altında projeleri bir bütün olarak izlemek ve yönetmek isterler. Çoğu zaman stratejik hedeflere bağlı olarak oluşturulan program, proje, alt proje gruplarına portföy adı verilir. Portföylerin yönetimi, portföy yönetimi ile gerçekleştirilir. Portföy yönetimi konusunda PMI'ın Portfolio Management Body of Knowledge, portföy yönetimi bilgi birikimi kılavuzu ve buna bağlı portföy yönetimi profesyoneli sertifikasyon çalışmaları bulunmaktadır. Bu konuda detaylı bilgi için kitabımızda yer alan linki kopyalayarak detaylara bakabilirsiniz. Portföy yönetimi, organizasyonel önceliklerin tanımlanması ve hizalanması, performans ve yönetişim çerçevesinin belirlenmesi, değer fayda ölçümü, yatırım kararlarının verilmesi, kaynakların, risklerin ve iletişimin yönetilmesi işlerini içerir. Bu maddedeki, bu paragraftaki konuları biraz açıklamak istiyorum. Portföy yönetimi aslında doğru projelerin veya programların seçilmesini ve hizalanmasını sağlar. Performans ve yönetişim çerçevesinin belirlenmesi ise portföy içerisinde yer alan bileşenlerin, proje program, alt program veya alt portföylerin nasıl yönetileceğini, performanslarının nasıl izleneceğini belirler. Değer fayda ölçümü, portföyün içine giren bileşenlerin proje veya program faydalarının belirlenmesi ve bu faydaların sonraki dönemlerde izlenmesini kapsar. Yatırım kararlarının verilmesi, şirketin stratejik planlarında yer alan hedefler doğrultusunda belirlenmiş proje ve programlara ilişkin ayrılmış bütçenin doğru proje ve programlara gitmesi konusunda yönlendirmeleri yapar. Kaynakların, risklerin ve iletişimin yönetilmesi işlerini içerir. Genellikle portföy içindeki proje ve programların ortak kaynak kullandıklarını görürüz. Burada kaynak havuzunu yönetmek veya bu konuda destek vermek proje ofisinindir. Portföy düzeyinde riskleri ele alarak tüm bileşenlerle paylaşmak yine portföy yönetiminin konusuna girer. Portföy nezdinde bileşen yöneticilerinin veya tüm paydaşların iletişiminin yönetilmesi portföy yönetiminin konusudur. Neden önemlidir diye baktığımız zaman projelere bir bütün olarak ve sistemik bakış açısı getirir. Portföy kendi içerisinde içerdiği tüm işlere bir bütün olarak bakar ve belli bir sistemik bakış açısıyla yönetilmelerini sağlar. Stratejik hedefler doğrultusunda doğru projelerin bir arada ele alınmasını sağlar. Stratejik hedeflerin gerçekleştirilmesi için o konuda ortak projelerin ve programların bir arada izlenmesi çok önemlidir. Portföy yönetimi bunu sağlar. Projelerin beklenen faydayı sağlamasını ve stratejik hedefler doğrultusunda önceliklendirilmesini sağlar. Projelerin kabul edilmesi sürecindeki fayda önerisi portföy içerisinde izlenir. Belli kilometre taşlarında bu faydanın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir. Ve stratejik hedefler doğrultusunda portföy bileşenleri önceliklendirilerek doğru işin doğru zamanda yapılması sağlanır. Departman kaynaklarının öncelikler doğrultusunda doğru projeye, doğru personel prensibiyle uygun dağılımını sağlar. Proje ve bileşenlere kaynak atamalarında departman hedeflerinin, portföy hedefleri ya da şirketin stratejik hedeflerinin önüne geçilmesini sağlar. Böylece kaynaklar doğru önceliklendirilmiş proje ve programlara atanır. İş hedefleriyle proje hedeflerinin uyumunu sağlar. Böylelikle şirketin stratejik planında yer alan hedeflerin proje hedefleriyle uyumunu kontrol eder ve o doğrultuda gitmelerini sağlar. Departmanlar arası işbirliğini artırır. Portföy içerisinde yer alan bileşenlerde fonksiyonel yönetimlerin önemi çok yüksektir. Bu fonksiyonel birimlerin, departmanların
işbirliğini ve koordinasyonunu artırmak portföy yönetiminin görevidir. Proje risklerini portföy düzeyinde ele alarak portföy risklerinin görülebilmesini sağlar. Böylelikle bileşen bazında istisna olabilecek riskleri bileşen düzeyinde bırakırken tüm portföyü etkileyebilecek risklere karşı önlemler alır. Bu konuda önleyici ve düzeltici eylemleri başlatır. Portföy düzeyinde maliyet ve yatırımın geri dönüşü gibi faktörlerin görülebilmesini sağlar. Tüm portföyün maliyetini ve bu portföy bileşenlerinin gerçekleşmesiyle yatırımın geri dönüşünü portföy yönetimi sayesinde izleyebiliriz. Portföy düzeyinde izleme ve kontrol sağlar. Hazırlanan gösterge raporlarıyla portföy bütünü görülebilir, ilerleyiş takip edilebilir. Portföy düzeyinde kararların alınmasını ve problemlerin çözümlenmesini sağlar. Portföy düzeyinde alınacak ortak kararların belirlenmesi veya paydaşlara iletişilmesi, ortak yaşanan problemlerin çözümlenmesinde portföy yönetimi yol göstericidir. Sizlerle bugün paylaştığım portföy yönetimi konusu burada tamamlandı. Ben Savaş Yakar. Tekrar görüşmek üzere.